Herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir personel alım ilanıyla daha karşınızdayız. Bugünkü alımımız Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanı ile alakalı olacaktır arkadaşlar. Şimdi toplamda iki farklı şekilde toplamda 23 kişilik bir personel alımı olacaktır arkadaşlar. 11 kişilik ve 12 kişilik personel alımlar olacaktır. Neden iki farklı konuda? Çünkü 11 kişilik personelimiz lisans mezunu, 12 kişilik alımda orta öğretim mezunu arkadaşlardan olacaktır. Bu noktada orta öğretim mezunu arkadaşlarımız açısından sevindirici bir haber. Çünkü 2021 yılı içerisinde ki üniversite personel alımlarında orta öğretim den mezun olan arkadaşların alımı sayısı çok azdı. Buna istinaden bu alımda onlar açısından avantajlı bir durum söz konusu olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi 11 ve 12 kişilik iki farklı unvanda iki katlı kod üzerinden toplamda 23 kişilik bir alım olacak. Peki bu alımdaki ne alınacak? Hemşirelik, sağlık memurluğu arkadaşlar alınacak. Yani bir tekniker alımı durumu söz konusu değil. Hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu alacaklar. 3 farklı kadroda alım yapılacak. Genel şartlara gelecek olursak arkadaşlar, bütün üniversite personellerinin alımında olduğu gibi Türk vatandaşı olmak, 657 Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, gece nöbetine engel bir probleminin olmaması, 2020 KPSS puanının olması, herhangi bir yerden maaş almıyor olması ve son bir yıl içerisinde herhangi bir sözleşmeli kadrodan istifa etmemiş olması gerekiyor arkadaşlar. Buna zaten genel anlamda aranan şartlar. Bunlar dediğimiz gibi bütün üniversitede alınan şartlardır arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar bu şartları taşıyor olduktan sonra zaten online şekilde yapılacak olan başvuru üzerinden gereken şeyler arkadaşlar. Başvuruyu dediğimiz gibi üniversitenin sitesindeki alım ilan noktasında linkte orada mevcuttur. Oradaki linke tıklayarak da başvuru işlemlerine giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi detaylara inecek olursak bu alımla ilgili olarak resmi gazeteden yayınlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuruların yapılmış olması gerekiyor ki bu alım 26 Şubat tarihinde yayınlandı resmi gazetede. Yani 26 Şubat'tan itibaren 15 gün içerisinde başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Tabii başvuru bittikten sonra, başvuru süresi bittikten sonra sonuçlar en geç 5 iş günü içerisinde yine üniversitenin adresinden, web adresinden yayınlanacaktır. Üniversitenin yayınlanmasından sonra da, sonuçların yayınlanmasından itibaren de kazanan adayların 15 gün içerisinde evraklarını şahsen üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezine başvurmaları gerekiyor bu evraklarla. Peki evraklar neler? 6 adet fotoğraf, sözleşmeli başvuru formu ki bunu biraz önce söylemiştim. Üniversitenin şu an başvuracağınız, online olacak başvuracağınız form, bunun çıktısını alacaksınız. Bu formu yanınızda bulunduracaksınız. Özgeçmiş CV'nizi hazırlamanız gerekiyor. Mezuniyet belgesi, mezuniyet belgesi arkadaşlar burada not düşmüştür. E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilebilir. Yani E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, KPSS puan sonuç belgesi gerekmektedir. Burada özel bir şart olsa gerek. Daha önce hiç görmemiştim. 650 sayılı kanun 48. maddesinin 7. fırkası uyarınca 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak şartını gösterir psikiyatri raporu. Yani arkadaşlar psikiyatri raporunu da almış olmanız gerekiyor. Hastaneden her kurumdan hastaneden psikiyatri raporu almanız gerekiyor. Dediğim gibi 2021 yılı içerisindeki sözleşmeli personel alım ilanlarında bu şartı görmemiştim. Şu vardır, akıl sağlığı bulunmamak noktasında bir ibare vardı. Fakat bunu belgelendirmek noktasında herhangi bir şart yoktu. Fakat bu alımımızda bu şartı da koymuşlar arkadaşlar. Özel koşul varsa belgesi ve Vakıfbank Zonguldak Şubesi'nde açılan maaş hesabına ait belge. Bu belgelerle birlikte dediğimiz gibi şahsen başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl zaten bu maaş hesabını nasıl maaş hesabı olacağını söyleyeceksiniz. Zaten dediğimiz gibi üniversitede sonuçlar açıklandıktan sonra siz bu kazananlar bu hesabı açacağı için sorun olmayacaktır arkadaşlar. Müracaat sonunda tabii ki gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar varsa veya atamaları olmuşsa atamalar iptal edilecek veyahut işe başlama sonrası fark edilmişse de yine sözleşmesi feshedilecek ve yasal işlem başlatılacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine detaylı bilgi için Üniversite Rektörlüğü Daire Başkanlığı'nın posta adresi ve telefon numarası da bu ilanda mevcut. Ben yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da gerekli bilgilere erişebilirsiniz arkadaşlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar 23 kişilik hemşire, ebe ve sağlık memuru alımıdır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin toplamda 23 kişilik bir alım mevcut. 26 Şubat'tan itibaren 15 günlük başvuru süresi var. Başvuru süresinden sonra 5 iş günü içerisinde sonuçlar açıklanacak ve bu açıklamadan sonra da 15 gün içerisinde kazanan adaylar biraz önce söylemiş olduğumuz belgeleri getirerek şahsen başvuru yaparak işe başlama işlemleri yapılacaktır arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın. Görüşmek üzere.